Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı, ilk 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve faizsiz 500 bin TL'ye kadar kredi verilecek. Ayrıca gençlere yine 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin TL kredi desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi açıkladı. İlk 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, faizsiz 500 bin TL kredi verileceğinin müjdesini veren Erdoğan, gençlere yine 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin TL kredi desteği sağlanacağını duyurdu. Bunun yanı sıra üniversite öğrencilerinin aldığı ilk cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi alınmayacağını söyledi. Bunlara ilaveten öğrenci burslarının ne kadar artırılacağını açıkladı. İstihdam ve refah seviyesinin artışı hedeflendi. Gençlere özel müjdeler peş peşe geldi. Kendi işini kurmak isteyene vergi indirimi de var, evlenmek isteyen gence kredi desteği de. İşte gençlere yönelik atılan o adımların ayrıntıları. AK Parti seçim beyannamesi. Faizsiz kredi, vergi muafiyeti, ücretsiz internet ve girişimci desteği müjdelerden yalnızca birkaçı. Amaç, istihdam ve refah seviyesini arttırmak, gençlerin ekonomide daha etkin rol almasını sağlamak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençler için özel bir bölüm ayrıldı. Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Kendi işini kurmak isteyene faizsiz kredi verilecek. Üniversite öğrencilerinin cep telefonu ve bilgisayar alımında tek seferlik vergi uygulanmayacak. Gençlik kartı projesi başlayacak. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli yararlanma imkanı sağlanacak. Evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi desteği. Beyannamede yeni evlenecek çiftlerde unutulmadı. Yuva kuracaklara 2 yıllık geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verilecek. Mülakatların kaldırılması. Kamuya girişlerde mülakat kaldırılacak. Gençlik mesleki veri tabanıyla iş dünyası ve gençlerin becerileri eşleştirilecek. Yılda 2 kez ulaşım desteği. Öğrencilere yönelik desteklerin yeni dönemde arttırılması planlanıyor. Dereceye giren yükseköğretim öğrencilerine net asgari ücret kadar destekleme yapılacak. Üniversitelinin memleketine gidişi dönüşünde yılda 2 kez ulaşım desteği verilecek. Öğrenci burs ücretleri, kredi ve burs oranları da artırıldı. Lisans öğrencilerinin bursu 1250 TL, yüksek lisans öğrencilerinin bursu 2500 liraya, doktora öğrencilerinin burs miktarı da 3750 liraya yükseldi. 2 yıl ödemesiz, faizsiz 5 yıl vadeli kredi desteği. Genç çiftçiler de unutulmadı. Tarım girişimcilik bölgeleri kuruluyor. Bedelsiz arazi, faizsiz kredi ve teknik destek sağlanacak, 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, faizsiz olacak. Ürün alım garantisi verilecek. Gençlerin tarımdaki etkinliği artırılacak. Türkiye nüfusunun %15'ten fazlası 15 ila 24 yaş arasında. Yaklaşık 13 milyon genç nüfus bulunuyor. Gençlere yönelik tüm bu adımlar genç işsizliğin azalmasına büyük katkı sağlayacak. İşkur'dan işbaşı eğitim programıyla işsizlerin mesleki deneyim kazanmaları sağlanacak. KOSGEB yeni genç girişimci için hibe ve eğitim desteği vermeyi sürdürecek.